FATEC Tayvan firmasının Türkiye müessirliğini yapmaktayız. Sizlere FATEC ile daha fonksiyonel, akıllı ve teknolojik sistemler yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Bunun için hem sizin hem de bizim altyapımızın sağlam olması gerekiyor. Biz bu konuda hem kendimize hem de üreticimiz olan FATEC Tayvan firmasına çok güveniyoruz. Bir PLC'de makineye ilişkin tüm giriş ve çıkış dataları zaten bizim elimizde. Dış dünyadan her türlü cihaz ile haberleşebiliyoruz. Bu nedenle sizlerle birlikte, yani program yapan insanlarla birlikte, entegratörlerle birlikte gerçekten yapabileceğimizin hiçbir sınırı yok. Bu nedenle biz de diğer firmaların yaptığı gibi PowerPoint üzerinden bir ürün sunumu yapmak, bizim ürünümüz şöyle iyi, bizim ürünümüz böyle güzel diye anlatmaktan ziyade resme daha geniş bir çerçeveden bakıp sahada nasıl artı değer yaratabiliriz diye düşündük. Ve bu nedenle ürün eğitimi yerine akademi fikrine destek verdik. Konuşmamın başında da söylemiştim. Benim firmadaki görevim satış ve pazarlama. Diğer ortağım olan Türker Engin ise finans ve teknik konulardan sorumlu. Bu nedenle samimiyetle söyleyebilirim ki bugüne kadar benim işin teknik tarafıyla çok fazla bir alakam olmamıştı. Bu ay içinde planladığımız fonksiyonel akademi sayesinde inanın ben de ilk kez temel komutları ve ladder program yazmayı öğrendim. Geçen hafta bayağı bir motor çalıştırıp durdurdum. Arkadaşlar henüz uzman seviyesi için hazır olmadığımı söylediler ama yapacak bir şey yok. İkinci hafta ileri seviye ile akademi programımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda operatör paneli ve daha sonra servo sürücü ile bu akademinin ilk dönemini tamamlayacağız. Tüm bu programın amacı gerçekten sizlere bilgi, birikim ve tecrübelerimizi aktarabilmek ve sizlere faydalı olabilmektir. Bize göre bunu yapmanın yolu uzmanlıktan geçiyor. Bu nedenle bu ikinci seviye eğitimimizin sonunda bir uzmanlık sınavı yapacak ve uzmanları sertifikalandıracağız. Bugünlerde birçok firma bize FATEC bilen, program yapabilen eleman için başvurmakta. Tarafımıza gelen bu tür taleplerde de siz sertifikalı uzmanlarımızı müşterilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Birinci hafta sonunda aldığımız geri bildirimler akademi programının ne kadar doğru bir adım olduğunu bizlere gösterdi. Katılım ve ilginiz için hepinize firmam adına çok teşekkür ediyorum. Konuşmamı burada sonlandırıyor ve PLC 2 eğitim için hepinize faydalı olmasını umuyorum. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Değerli katılımcılar, öncelikle sesim geliyor mu? Evet Murat Bey geliyor. Peki. Fonksiyonel Akademi'nin ikinci bölümü olan FATEC PLC 2 gelişmiş eğitime tekrardan hoş geldiniz. Mustafa Bey'e de konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İsmim Murat Yılmaz. Bugünkü eğitiminizde belli bir kısmında beraber olacağız. İkinci kısmı ise Volkan Bey'e devam ettireceğiz. Şöyle programımızdan bir bahsedelim. PLC 2 eğitimini 3 güne ayırdık. Ve bu 3 gün içerisinde eğitimlerimiz gene 14'te yani saat 14'te başlayıp ortalama 16-30 saatleri arasında yapılacaktır. İlk gün ondalık sayılar ve analog giriş çıkış uygulamasını yapacağız beraber ve sonrasında ağırlık okuma ile alakalı konuları inceleyeceğiz. İkinci gün sıcaklık okuma ve bu sıcaklığa göre bir PID çalışması. Sonrasında enkoder ve servo konularını ele alacağız. Son gün ise tamamıyla interrupt ve sonrasında endüstriyel haberleşme konuları hakkında sizlere örnekler yaparak bilgiler vereceğiz. Umarım siz katılımcılara bilgi ve birikimlerimizi kolaylıkla aktarabilir ve size rekabet avantajı sağlayabiliriz. Dilerseniz şöyle
yavaş yavaş bir başlayalım. Dediğim gibi ilk kısmı ben anlatacağım. İkinci kısımda ise Volkan Bey sizlere yardımcı olacak. Evet, ilk konumuz noktalı sayılar. Hatırlarsanız geçen hafta yaptığımız tüm eğitimlerde sizlere tam sayıyla işlemler yaptık. Yani bu tam sayılı işlemleri topladık, çıkarttık, böldük ve buna benzer WinPoladder'da genel bir görünümünü de keza inceledik. Bugün ise şöyle düşünmek lazım. Tüm programlarınızda ya da tüm uygulamalarınızda sadece tam sayılar sizin için yeterli olmayabilir. Yer yer örneğin işte bir servo motor çap ölçümü olabilir. Ya da bir değeri ikiye böldüğünüzde noktasal bir değerle karşılaşabilirsiniz. Bundan dolayı noktalı sayılarda işlemler nasıl yapılır? Bunu beraberce inceleyeceğiz. Kayan noktalı sayılar için dünya genelinde kabul görülmüş, bakın şurada göstereyim, IEEE 754 standardı mevcut. FATEC PLC'ler de bu standarda uygun bir şekilde aslında işlemlerini gerçekleştirmekte ve bu noktalı sayıları double word, yani geçen eğitimlerimizde de hatırlayalım, 32 bitte saklarlar. Burada ise sadece bu standartla alakalı hangi bitlerde ne saklanıyor, onun böyle bakın görselini koyduk. Dileyen arkadaşlar bu standardı internetten daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler. Peki bu standardı FATEC yani PLC'ye nasıl uyarladığını bunu inceleyelim. Öncelikle FATEC PLC'de 21 adet noktalı sayı için özellikle ayrılmış fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu slaytımızda sadece bu fonksiyonlar için temelinde iki tanesini gösterdik. 200 nolu fonksiyon integer, yani tam sayıyı alıp bizler için float dediğimiz ondalıklı sayıya çeviriyor. 201 nolu komut ise gene float dediğimiz ondalık sayıyı alıp tam sayıya çeviriyor. Şimdi gelin beraber bununla alakalı, yani bu fonksiyonlardan birkaç tanesini aslında kullanarak şöyle bir dairenin çapını hesaplayalım. Alanını hesaplayalım. Sorumuzu bir okuyalım. Ne demiş? Çapı 15 santimetre olan bir dairenin alanı hesaplanacak. Beraberce şuradan WinPoladder'ımızı açalım, yazılımımızı hatırlarsanız. Evet. Şu anda ben PLC'me online bir şekilde bağlıyım. Yani burada gerçekte bir PLC ile çalışıyorum. Herhangi bir simülasyon modu yapmayacağım. Buradan PLC diyorum bakın. İçerisindeki programı çekmek için. Online diyorum. Yeni bir proje açacak mısınız diyor. Şu an için hayır deyip. PLC'm port 0 dediğimiz, geçen hafta da bahsetmiştik. Port 0 dediğimiz kabloyla bilgisayarınıza USB çeviriciyle bağlı durumda. Fakat FATEC bu USB port ayarlarını zaten otomatik olarak programında buluyor. Şuradan otomatik kontrol demeniz yeterli. Sonrasında burada diyor ki bize, evet, COM44'te bir USB port ben buldum. Bunun için tamam diyorum. Ve PLC'nize diyor ki 9600 even 71 ayarlarıyla ben PLC'nize şu an eriştim. Bağlanmak istiyor musunuz? Evet dedim. Ve böylece PLC'mi bakın artık online moddayım. Fakat PLC'mde herhangi bir program yok ve PLC şu an run dediğimiz, yani içerisindeki programı zaten işlemiyor. Stop konumunda benden bu komutu bekliyor. Peki şeyimizi yazalım buraya, sorumuzu. Büyük R yani çap 15 santimetreydi. Alan hesabı yapacağız. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız
Şöyle bir boşlukta fonksiyonları çağırdığımız F tuşuna basıyorum. Şurada aritmetik komutlarda toplama, çıkartma, çarpma ve bölme komutlarını şöyle ya da fonksiyonlarını incelemiştik. İlk etapta buradan gideceğim. Özellikle buradan gideceğim. Bir bölme işlemi koyalım. Ve diyelim ki 15 sayısını, yani bizim neydi? Bu bizim çapımızdı ama bizim formülümüzde yarı çapa ihtiyacımız var. O yüzden bu 15 sayısını 2'ye bölmemiz lazım. 15 sayısını 2'ye bölüp herhangi bir register'a yazalım. Hocam. Evet. Görüntü çok net değil ama çözümünü değerlendirebilir misiniz? Yok, şöyle görüntü internetle şöyle alakalı yapalım. Bir durum. Şuradan fonttan en büyük desem şöyle sanki daha iyi olur. Bu durum tabii hani internetle de alakalı olabilir. Şu an nasıl Özgür Bey görüntü ya da hareketlerim? Yok, şu an bizde görüntü normal. Az önce chat bölümünden de yazdım. Tekrar buradan da dile getirmiş olayım. Bu tamamen internet bağlantısıyla alakalı bir durum. Sorun yaşayan katılımcılarımız dilerse bir iki dakikada tekrar çıkıp tekrar bağlanabilirler. Geçtiğimiz haftada bu tarz sorunlar oldu. Bu şekilde çözüldü. Dilerseniz bir o şekilde deneyin. Çünkü dediğim gibi genel bir sorun değil bu. Peki ben o zaman devam ediyorum. Özellikle bu komutu koydum. Şimdi bunu PLC'mizde çalıştıralım. Şu an online'ın PLC'mize ve çalıştır dedim. Evet dedim buradan. Bakın şu sol taraf kırmızı renkte gözüktü. Bu ne demekti? PLC şu an programınızı işliyor. Ve bakın 15 bölü 2 normalde 7.5 olması lazımken şu an 7. Hatta bunu şöyle bir durum sayfası yapalım. Buraya mesela isimle girebiliyorduk. Bakın 7 olarak gözüküyor. Ama bu hesap bizim için tabii ki doğru değil. Ne yapmamız lazım? Noktalı sayı için ayrılmış özel fonksiyonlardan kullanmamız lazım. Gelin şimdi doğru olanı yapalım beraber. PLC'mizi buradan tekrar durdur dedim. Ve şu satırı siliyorum. Tekrar F tuşuna bastım. Fonksiyonları çağırdım. Bu sefer ondalık sayı kısmına geldim. Ondalık sayıda şöyle gördüğümüz gibi 200 ile 220 arasında toplamda 21 tane fonksiyon var. Şöyle yapalım. Bir görüntüyle alakalı bir sanırım bir şey var, düzeltmemiz gereken bir nokta var. Şöyle 30 saniyelik bir ara veriyorum hemen. Böyle bekleyelim lütfen. Devam ediyorum o zaman. Tabii, buyurun. Projeyi şöyle tekrar şuraya bir yazayım. Neydi? Alanımız 15 santimetreydi ve yarı çapımız 15 santimetreydi ve alan hesaplayacaktık. Az önce hatırlarsanız normal yani geçen eğitimlerde yaptığımız tam sayı formatında bir bölme işlemi gerçekleştirmiştim. Gördüğünüz gibi 15'i 2'ye böldüğümüzde 7 sonucunu almıştık. Şimdi ise doğrusuyla gidiyorum. F tuşuna basıyorum. Burada aşağıda ondalık sayı kısmını görüyorsunuz. FATEC'te ondalık sayı kısmı için toplamda 21 tane komut var. Bunlar ne? İşte toplama mesela fonksiyonu, işte çarpma fonksiyonu, ne bileyim kosinüs alabilirsiniz. Keza aynı şekilde ondalık sayının mesela mutlak değerini alabilirsiniz. Ben bunlardan birkaç tanesini şimdi kullanacağım. İlk önce
Çapı, yarı çapı, yani çapı bir ikiye bölerek yarı çapı bir bulalım. Ondalık sayıyı bölme dedim ve tamam dedim. 15 değerini aldım. İkiye böldüm. Ve sonucu R0'a yazdım. Bu ilk satır. Sonrasında bu yarı çapın karesini almam lazım. Tekrar fonksiyona basıyorum. Bu sefer ondalık sayı çarpma. Bu komutu ekliyorum. Ve diyorum ki R0 değeriyle, yani yarı çapla, gene keza R0'ı çarpmam lazım. Çünkü üstünü alıyorum burada. Bunun sonucunu da R2'ye yaz dedim. Hatta şöyle aralara açıklamalar da yazabiliriz. Yani mesela şunun için ne diyelim? Yarı çap bulma. Şunun için gene tıklayıp sağ tuşa tıklayarak satır açıklaması giriyorum bakın buradan. Diyorum ki yarı çap karesi alma diyelim buna da. Tamam dedim. Sonrasında R2'deki değeri alıp ne yapacağım? Pi sayısıyla çarpıyor olmam lazım. Hemen gene sağ tuşa tıklayarak bir satır açıklaması daha girip buraya alan hesabı yapıldı diyelim. Boşlukta gene F tuşuna basarak fonksiyonları çağırdım. Gene bir çarpma işlemi koydum burada. Ve şöyle R2'deki değeri al. Bana 3 virgül, yani ortalama yazacağım burada. 14 ile çarp ve sonucu bana R4'e yaz. Bu R4 de bizim için ne olsun? Dairenin alanı diyelim buna da mesela. Abi şurayı büyük yapsam daha iyi olacak. Ve tamam diyelim. Şöyle kaba taslak bir kontrol ettiğimizde işlemlerimizi şimdi PLC'mize programı atarak zaten tek tek deneyeceğiz. PLC'miz online'daydı. Bağlıydık. PLC'yi çalıştır dedim. Evet dedim. Bakın hatta şurada bir durum sayfası açalım. Durum sayfasında beraberce hem fonksiyonun üzerinden görebiliyoruz. Hatırlarsanız şu görünüm kısmında şu tikleri attığımızda buralarda da bu rakamları görebiliyorduk. İşlemlerin sonuçlarını. Böyle bir durum sayfasında da keza rahatlıkla görebiliriz. R0 bizim yarı çapımız. Fakat şunu unutmayalım. Standart ne diyordu? 32 bitte saklanır. O yüzden ne yazmam lazım benim buraya? Double register 0. Yani DR0. Ve sonrasında şurada da özellikle şuradan gelip noktasal olarak seçmem gerekiyor. Yani noktalı sayı 7,5. Sonra bakın diğerleri için yapmayacağım. Burada yarı çapın karesini aldık. Şurada ise bu karesi alınmış sayıyı 3,14 pi ile çarparak 176 santimetre karelik bir alan hesapladık. Şöyle yapalım. Projemizi şuradan kaydedelim. PLC 2 daire alan diyelim mesela buna da. Peki. Sunumumuza tekrar geri dönüyorum. Buradan kapattım. Evet. Buraya kadar herhangi bir soru var mı? Geçen hafta yaptığımız eğitimi sonrasında şöyle bir de karar aldık. Soruları olan, yani sesli bir şekilde soru sormak isteyen arkadaşlar şu andan itibaren bir 10 dakikalık ya da 5-10 dakikalık bir müsaade vereceğiz. Chat kısmına bir, hani ben ilk soruyu sormak istiyorum diye mesela 1, 2, 3 şeklinde böyle sırayla yazsınlar. Özgür Bey de
bize soruları yöneltecekler. Noktasal sayıyla alakalı soruları olan varsa lütfen yazsın. PLC ile yapmak arasında, simülasyonla yapmamız arasında bir fark oluşturur mu bu işlemler? Herhangi bir hatada, hesaplamada hata yapar mı? Onu soracaktım ben sadece. Teşekkürler. PLC ile simülasyon modunda yapmanız arasında herhangi bir fark yok. Yani simülasyon modunda da bunu deneyebilirsiniz. Enes Bey, buyurun sizin sorunuzu alalım. Merhabalar, kolay gelsin. Ben bu FATEC'le ilgili şeyleri yapıyorum. Load cell çalışması yaptım. Hesaplamada mesela toplama yapacağım veya bölme yapacağım. Onu direkt bağlantı yapıp, komutu direkt bağlantı yapıp yaptığımda o hızlı load cell'in değişmelerinde hesaplama yapmadığını gördüm. Bunu da çözüm olarak denemelerinde girişine, komutun girişine saniyede tam hatırlamıyorum da diyelim ki 10 milisaniyede bir sinyal verdirterek yükselen veya düşen kenarla o sorunu öyle çözdüm. Ya bu normal mi yoksa bunun başka bir çözümü var mı? Yani uygulama şu anda load cell uygulaması anladığımız kadarıyla dilerseniz bu sorunuzu load cell uygulamasında cevaplandırmaya çalışalım. Olur mu? Ya çünkü ayrıntılı ve noktasal sayının dışında bir soru olduğu için. Hayır. Normal hesaplamada gelen tamam. Değerin hesaplanması. Tamam. Yani değişken bir değer var, onun hesaplarken. Tamam. Ya, şunu mu demek istiyorsunuz? Tam şurayı kaçırmış olabilirim. Şimdi bir ladder programı yazdınız. Diyelim 150 satır. Bunun mesela bir tarama süresi var. Yani oradaki hesaplamalar hatırlarsanız soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru bir taranma süresiyle hesaplanıyor. Belki bu tarama süresindeki ne bileyim yani bu tamamen şu an örnek üzerinden konuşuyorum. Buradaki gecikmelerden dolayı anladığım kadarıyla komutun önüne bir işte kare dalga yani bir tetik üreten özel bir embiti kullanmışsınız anladığım kadarıyla. Doğru mu anladım? Evet, ya bunun önüne geçmek için sadece bir deneme yaptım, o şekilde sonucu aldığımı gördüm. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu an konumuzu şey yapmayalım, bölmeyelim. Sorunuzu bizim işte akademi kısmına bir mail olarak atarsanız, hatta yaptığınız programı da gönderin. İnceleyip size geri dönüş yapalım, olur mu? Olur, olur. Teşekkür ederim. Peki. Biz teşekkür ederiz. Nasılsın? O zaman... Tam sesinizi alamadım ama tekrar edebilir misiniz? Biraz önce mikrofon sorunu vardı. Çözdüm ama sorabilir miyim soruyu? Tabii sorabilirsiniz. Buyurun. Şimdi bu mesela 15 sayısını integer'dan float'a dönüp sonra float işlemlerin bitiminde de float'tan integer'a dönmek gerekiyor mu? Ya da direkt işlem yapıyor mu integer'ı? Yani direkt olarak integer sayısını az önce mesela farkındaysanız şeyde fonksiyonu işlerken de gördük. Bu şekilde yani 15 sayısını direkt 2'ye bölerek sonucu elde edebiliyorsunuz. Sonrasında belki hani hesaplamalarınızı yaptınız. Hani kullanacağınız sayı virgülden sonra işte 4-5 hane oldu ama siz o 4-5 haneyi kullanmayacaksınız. O float sayıyı alıp tekrardan o 201 nolu komutla tam sayıya çevirebilirsiniz. Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dilerseniz eğitimimize devam edelim. Tabii ben Murat Bey şöyle kısa bir hatırlatma yapayım tekrar. Eğitim esnasında da yine sorusu olursa misafirlerimizin yandaki chat bölümüne teknik veya genel olarak eğitim hakkında da olabilir. Yandaki chat bölümüne sorabilir, yazabilirsiniz. Bizler de Murat Bey anlatımı esnasında bu sorularınızı cevaplıyor olacağız. Akabinde tekrar ara ara böyle molalar vereceğiz. İyi eğitimler dilerim. Buyurun Murat Bey. Okay. Evet. Hatırlayalım. Bu ana kadar anlatımlarımız da bizim sadece dijital giriş ve çıkışlar üzerine konuştuk. Fakat sahada birçok uygulamada hani bu mesafe olabilir, basınç olabilir, kuvvet olabilir, tork olabilir. Bunun gibi analog sinyalleri de
işleyip değerlendiriyor olmanız gerekiyor. Yaşadığınız ortamda her etki bir analog sinyale karşılık geliyor. Bu etkileri ölçen sensörler de sizlere analog çıkışlar veriyor. Fakat PLC'ler analog sinyalleri direkt işleyemiyorlar. Bu yüzden analog sinyallere karşı gelen dijital değerlerin bulunması gerekiyor. Buna da aslında analog dijital converter ya da analog dijital çevirici de diyebiliriz. Örneğin şöyle resimde 0 ile 10 volt arasında değişen bir sinyalimiz olsun. Bu sinyalin dijital bir sinyale çevrilip FATEC PLC'de anlaşılır ya da FATEC PLC'nin işleyebileceği formata çevirebilmesi için de 14 bitlik, yani bizim çünkü FATEC analog giriş çıkış modülleri, az sonra bahsedeceğim onlara çözünürlüklerinden, 14 bitlik bir çözünürlüğe sahip olduğunu düşünelim. Bu modüller için analog dijital converter işlemi şu şekilde oluyor. Mesela 0-10 volt çıkışlı bir basınç sensörümüz var. Biz burada özellikle bu 10 voltu milivolt cinsinden de yazdık. Ve 14 bitlik bir analog input, yani analog giriş modülüne bu sensörü bağladığımızı düşünelim. Bakın şöyle bir hesap yaptığımızda, hassasiyet hesabı yapacağız burada. 10.000 milivoltu, işte 14 bit neydi? 2 üzeri 14'ten 16.384 eder. Bunu buraya böldüğümüzde ortalama 0.61 milivolt gibi bir rakam buluruz. Bu ne? Sensörünüzdeki her 0.61 milivoltluk değişimleri biz PLC'lerde analog giriş ya da analog çıkış için ayrılmış özel register'larda bir arttırarak görürüz. Tabii ben şimdi bunu özellikle böyle örnekle yaptım ama, yani buraya yazarak yaptım. Fakat bunu şimdi denediğimizde tam net bir şekilde de anlaşılacak. Hatta şöyle sol tarafta bakın grafikte böyle abartılmış bir şey var, gösterim var. Burada mesela her bir basamak 0.61 milivolt olarak düşünülebilir. Mesela mavi renk, yani şu renk şöyle analog sinyalimiz olsun. Şu kırmızı renk ise dijitale dönüşümünü temsil ediyor. Peki FATEC'te şunları da hatırlatalım sizlere. Analog modüller neydi? Yani şimdi sahadan bir basınç sensörü aldınız. Bu basınç sensörünü PLC'nize bağlayacaksınız. Bunun için bir analog girişe ihtiyacınız var. Ya da öteki taraftan bir doğalgaz uygulaması yapıyorsunuz. Bu doğalgaz uygulamasında oransal bir vananız var. Ve bu vanayı da belli başlı pozisyonlarla açıp kapatmanız gerekiyor. Yani işte vanaya %25 oranında açıl ya da %75 oranında açıl demeniz gerekiyor. Yani böyle bir prosesiniz var uygulamanızda. Bunun için analog giriş ve analog çıkış modülleri kullanmak durumundasınız. FATEC'te şu sol taraftaki, şunları şöyle işaretleyeyim. Bunlar ana CPU'muzun sağ tarafına doğru takılan modüller. Tek tek değinmeyeceğim ama aralarından bir tanesine bakalım. Mesela FVS6AD modülü. Neymiş? 6 tane analog giriş. Yani bu ürüne 6 tane analog sensör veya cihaz bağlayabilirsiniz. Şu kısımda ise burası bizce önemli. Her bir girişini, yani özellikle burasına değinelim. Mesela bu 6 giriş diyelim. Bu da 4 tane çıkış. Analog 4 tane çıkış modülü. Her bir girişini ve her bir çıkışını ayrı ayrı olmak üzere, yani birinci mesela girişini 0-10 volt yaptınız. Analog giriş modülünüz. Diğerini 0-20 miliamper yaptınız. Üçüncü bir sensör daha eklemeniz gerekiyor. Bu sensörün çıkışı da -10 artı 10 volt olsun. Fark etmez. Bunların hepsini bu şekilde modülleri kullanarak ayrı ayrı konfigüre edebiliyorsunuz. Bununla alakalı birkaç slide sonrasında zaten bir video paylaşılacak nasıl yapıldığına dair. Şöyle ileri diyelim.
FATEC PLC'de sağ tarafa doğru takılan modüllerin yanı sıra bu şekilde üste doğru takılan analog modüller de var. Bunlardan da bir tanesini inceleyelim. Mesela şu neymiş? FBS tire. Buradaki B aslında board'dan geliyor. Yani üste takıldığı anlamına geliyor. B2A1D. Yani iki tane analog giriş, bir tane de analog çıkış. Yani bir combo modül diyebilirim. Bu modüllerin ise diğerine olarak farkı 12 bit çözünürlüğe sahip olmasıdır. Ayrıca 0.10 volt ya da 0.20 miliamper olarak hem girişte hem de çıkışta konfigüre edilebilir. Peki bu konfigüre edilebilmek ne demek? Yani bu ayarları nasıl yapıyoruz? Gelin örnekle açıklayalım. Burada sizler için öncesinde hazırladığımız bir video var. Bu videoyu beraberce bir saniye. Beraber de şöyle bir izliyoruz videoyu beraber. Değerli katılımcılar. Bu arada videonun sesini alabiliyorsunuz değil mi Özgür Bey? Evet Murat Bey, alabiliyoruz. Buyurun. Peki, devam ettiriyorum. PLC 2 eğitimine hoş geldiniz. Ben Murat Yılmaz. Bugün anlatacağım konu FATEC'in analog giriş ve çıkış modülleri. Bunların kablolanması, jumper ayarlarının yapılması ve PLC'ye yani ana CPU'ya monte edilmesi olacak. İsterseniz şöyle onboard dediğimiz şu modülle başlayalım. Bakın bu FBS-B2A1D yani iki analog giriş, bir tane de analog çıkış modülü. Şöyle kutusundan çıkarttığımızda şurada vidaları mevcut. Kablonuzu buraya takıp şuradan vidayla sıkıştırmanız gerekiyor. Şöyle üzerine yazıları şöyle okuduğumuzda ise bakın GND işte şu kısım aslında tamamen analog girişin olduğu bölüm. Şu kısım ise analog çıkışın olduğu bölüm. Örneğin 0.10 voltluk bir mesafe sensörünüzü bağladığınızda sensörün eksi ucunu GND'ye, artı ucunu ise eğer birinci kanal olarak düşünüyorsak voltaj input yani giriş sıfırıncı kanal artı diye ben şuradaki yazıyı tanımlayabilirim sizlere. Bu şekilde şu ikisiyle bağlantı yapabiliyorsunuz. Unutmayalım ki FATEC'in analog modüllerinde üste takılan modüllerde sadece 0.10 volt ya da 4.20 miliamper ya da 0.20 miliamper olarak seçim yapabiliyorsunuz. Bu sağa doğru takılan modüllerde tabii ki değişken. Şöyle kapağını kaldırıp şu iki vidadan çıkarttığımızda modül buradan çıkıyor. Sonrasında PLC'nin üst kapağını kaldırıp buraya monte edebiliyorsunuz. Sağ takılan analog giriş çıkış modüllerini örnek olarak ise FBS-4A2D'yi seçtik. Burada 4 tane analog giriş, 2 tane analog çıkış modülü. FATEC'te 2DA, 4DA ya da 6AD gibi sadece analog giriş ya da çıkış modülleri de mevcut. Peki bu modülü şöyle biraz incelediğimizde bakın modül içerisinde şöyle sarı bir kağıtçık çıkıyor. Bu keza ana CPU'larımızda da geçerli. Bunu çıkartmamanızı tavsiye ediyoruz. Koyulmasındaki amaç ise şu. Bakın elektronik ekipmanların içerisine herhangi bir toz ya da yabancı madde girmesin diye. Vidayla 0.10 volt, 4.20 miliamper. Şunu unutmamak gerekir. Sağ tarafa takıp şu alttaki iki vidayla
piyas modülünüzü 24 volt olarak besliyorsunuz. Sonrasında ise analog çıkış için şurada bakın mesela output 0. kanal artı ya da işte O dediği output yine çıkış 0. kanal eksi şeklinde, yani şu iki vidayla 0.10 volt 4.20 miliamper. Şunu unutmamak gerekir, sağ tarafa takılan analog giriş çıkış modüllerinde FATEC'te her bir kanalı, yani şöyle düşünün, mesela 4 tane girişiniz var, her birini ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Keza aynı şekilde çıkışlarınızı da ayarlayabilirsiniz. CPU'ya şu şekilde takılıyor. Bakın şu yan taraftaki kapakçığı kaldırıyorsunuz. Sonrasında şu kabloyla beraber böyle takabiliyorsunuz. Jumper ayarlarını nasıl yapıyoruz modülün? Şu kabloyu da şöyle çıkartıyorum. Şu üst kapakçığı bakın şuradan tutup şöyle çektiğimde zaten gelecek. Kolaylık olması adına şu yan taraftaki sarı kağıtçığı da çıkartacağım. Evet. Öncesinde ben sizler için sitemizden fbs-4a2d'nin zaten dokümanını burada indirmiştim. Burada önemli olan kısımları sadece göstereceğim. Bakın şurada ayarlayabileceğiniz aralıklar mevcut. Analog giriş ve çıkışlarınızı. Bunlar ne mesela, işte 0.10 volt genelde kullanılan budur ama mesela 0.20 miliamper. Fakat sensörünüzün çeşidine göre 0.5 voltta ya da ne bileyim eksi 10 artı 10 volt şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Sonrasında ise sayfa sayfa size şu sarı olarak burada bulunan jumperların nasıl ayarlanacağına dair resimli bir şekilde anlatmakta dokümanında. Örneğin JP1, yani bizim şöyle şuradaki şu kartı da sizin için çıkartayım. Yani bu JP1, ilk olarak mesela bundan başlayacağız. Bakın dokümanında diyor ki JP1 için şurada bulunur. Yani kartı şöyle karşılaştırdığımızda birebir aslında bu kartı çizimini burada görüyorsunuz. Kartın. Akabinde neymiş? JP1'i ben yazılımda bipolar ya da unipolar olarak ayarlayabiliyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Ya sol tarafa almam gerekiyor buradaki jumper ya da sağ tarafa doğru almam gerekiyor. Diğer dokümanlarda ise hem giriş tarafında hem de şöyle çıkış tarafında, örneğin çıkış tarafı için 0.10 volt ayarlamanız gerekiyor. Bunun için JPA ya da işte JPB dediğimiz, yani şu alt taraflarda bulunan jumperları nasıl ayarlamanız gerektiğini tek tek burada resim olarak belirtmiş. Bu örneğimizde bakın şurada B ve U harflerini görüyorsunuz. Bunlar şu demek, bipolar ve unipolar. Yani eğer elinizde herhangi bir doküman yoksa dahi burada kısa yolları zaten göreceksiniz. Bakın sadece şuradan şöyle jumper'ı çekerek çıkartıyorum. Bakın burada 3 tane pin var. Bunu alıp hemen böyle sağ tarafa doğru takıyorum. Keza bunu da aynı şekilde. Böylece JP1'di bu mesela kartın üzerindeki şu jumper'ın adı. Bunu bipolardan unipolar moduna geçirmiş oldum. Sonrasında ise analog girişleriniz için şurada mesela akım mı okuyacaksınız yoksa gerilim mi okuyacaksınız? Keza aynı şekilde analog çıkışlarınız için şuradaki 4 tane, şu 2 ve şu ikisi, bu jumperları dokümanda gözüktüğü şekilde dilediğiniz gibi ayrı ayrı kanal kanal, bunu unutmayalım lütfen, her bir kanalını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Evet değerli katılımcılar,
Kısaca şöyle bir özet yapmak gerekirse, Fatek PLC'de ya da bir PLC yazılımında sadece dijital olarak giriş ve çıkışlar bazen projeniz için yetmeyecek. Yani bir analog veri okumak durumunda kalacaksınız ya da bir analog çıkışla bir oransal vanayı ya da bir mesafe sensörü, basın sensörü gibi analog girişlere ihtiyaç duyacaksınız. Bu tarz durumlarda FATEC sizlere hem bu şekilde üste takılan hem de böyle sağa doğru takılan modüllerle çözümler sunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, sunum sonrasında özellikle şu kısmı tekrar böyle bir de slide'la anlatmak istedik. Bipolar ve unipolar ne demek? Analog modüllerde bipolar ve unipolar seçimi söz konusu. Tek kutuplu olanlar, yani şurası, hatta şöyle kırmızı bir kalemle işaretleyeyim. Analog değerlerde sadece artı yöndedir. Yani eğer işte 0-10 volt olarak ayarladıysanız buradan tek kutuplu olarak az önce gösterilen jumper ayarını yapmanız yeterli. Dolayısıyla okunan değerin işareti sürekli artı olacak. Çift kutuplu olduğunda ise analog değer sinyali hem eksi hem artı yönde olabilir. Yani şöyle mesela eksi 10 volt ile artı 10 volt. Bu sensöre göre değişiyor aslında. Böylece okuduğumuz değerin işareti de eksi ya da artı yönde olarak şöyle size gösteriliyor olacak. Şimdi dilerseniz bunu bir de örnekle sizlere gösterelim. Örneğimizde hareketli bir vinç olduğunu düşüneceğiz. Bu vinçin açıklığını kontrol eden bir mesafe sensörümüz var. Bu mesafe sensörümüzün 0-10 voltluk bir analog çıkışı var. Bunu dokümanında açtık baktık hep beraber. Sonrasında bu sensörle mesafemizi ölçeceğiz. 150. metreye geldiğinde vinç sarı bir lamba yanacak. Diyelim bu vinçin üzerinde tepe lambaları var. 150. metrede sarı, 250. metrede sarı ve yeşil. 400. metreye kadar geldiğinde artık sarı, yeşil ve kırmızı tepe lambaları yanacak. Böyle bir uyarı sistemi yapmaya çalıştık. Dilerseniz şöyle programı bir açalım. Hatta programla beraber sizlere bunu real bir şekilde gösterebilmek için şöyle kameramızı da ekranıma yansıtıyorum. Her ikisini de görebilmeniz adına biraz şöyle küçülteceğim. Tamam, şöyle yeterli. Evet. Tekrar PLC'me bir bağlantı yapayım. PLC online dedim buradan. İçerisindeki projeyi otomatik kontrol diyerek USB portumuzu bulduk. Ve tamam dedik. Şu an hatırlarsanız şuradaki görünüm biraz daha fontu küçültelim. Her ikisini gösterebilmek adına aslında bunu yapıyorum. Daha öncesinde yazdığımız bu dairenin alanını hesapladığımız program hala içerisinde. Hem bu şekilde size PLC'nin içerisindeki programı nasıl temizliyoruz onu da gösterelim. PLC menüsüne tıklıyoruz buradan. Şurada bakın PLC sil var. PLC sil'e tıklayıp evet dediğimizde tüm verileri ve ladder'ı silmek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Bu şekilde PLC'mizin içerisindeki ladder'ı silmiş olduk. Şimdi şu ayon numaralandırma kısmını hatırlayalım. Bakın bizim şu an bağlı olduğumuz PLC'nin sağ tarafında 4A2D dediğimiz 4 tane analog girişin
İki tane de analog çıkışın bulunduğu modül var ve biz sensörü az önceki videodaki gibi getirip analog girişimizin R3841 register'ına ya da ilk kanalına diyelim bağlantısını burada yaptık. Peki şunu hatırlayalım. Şimdi bu sensör bir mesafe ölçecek ve bu mesafeyi bize 0-10 volt şeklinde verecek. Fakat biz bunu PLC'nin içerisinde dijital olarak 14 bit sayı çerçevesinde göreceğiz. Ama bunu daha böyle anlamlı bir hale getiriyor olmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız beraber? Hatta şuraya şöyle bir satır açıklaması yazalım. Diyelim ki analog skala. Bu işlem için FATEC'te özel olarak hazır bir fonksiyonunuz var. Bunu çağırmak için F tuşuna basıyorum. 3 nolu lineer çevrim fonksiyonunu tamamlayarak buraya ekliyorum. Buralara belli başlı register'lar yazacağız. Bunları tek tek bir inceleyelim. Bakın modunuz 0 ya da şöyle mouse'unuzu o boşluğa doğru getirdiğinizde neler yazacağınızı burada zaten görebiliyorsunuz. Mesela 0 ile 3 arasında değer yazabiliyorsunuz. Bizim bu örneğimizde modumuz 0 olacak. Fakat 1, 2, 3 nedir diye sorduğumuzda örnek veriyorum. Bunu biraz bekletelim. Şimdi size bunu anlatacağım. S source yani kaynak adresim. Bana bu analog bilgi nereden gelecek? Hatırlarsanız şuradan görmüştük. R3841. Buraya R3841 register'ını yazdım. Sonrasında TS diye bir şey var. Bu da tablo starting ya da tablo başlangıç adresi diyebiliriz buraya. Bunun için de programınızda daha öncesinde kullanmadığınız bir register'ı yazabilirsiniz. Bakın burada hani ben şimdilik buraya R0 yazacağım ama hani şart değil. R100 de yazabilirsiniz. Sadece bu ve bundan sonraki 4 register'ı programınızın herhangi bir yerinde başka amaçla kullanmayın. Tablo başlangıç adresi bu olsun ve bana sonucu gitsin R50'ye yazsın diyelim. Bu da destination'dan geliyor aslında. Hedef. Ve uzunluk olarak bakın şu en altta 1 ile 64 yazıyor. Bu ne demek? FATEC'te hatırlarsanız 64 tane yani bir CPU'ya 64 tane analog giriş ya da 64 tane analog çıkış bağlayabilirsiniz. Burası için ben sadece bir tane olduğu için sensörüm şu anda bu skala için bir yazmam yeterli. Buradaki mod değişimi ise şu. Eğer 64 tane bağlayacaksanız ya da 3 tane 5 tane artık neyse buradaki modları 1, 2 ya da 3 yapmanız gerekiyor. Bunun için de hem yardım menüsünden hem de sitemizden ayrıntılı olarak hani mod 1, mod 2, mod 3 nedir görebilirsiniz. Buna şimdilik komutumu ekledim ve tamam dedim. Böyle biraz daha açarsam daha net gözüksün sizler için de. Aynı zamanda kameram da burada. Bu komutu PLC'ye yüklüyorum. Bakın PLC'yi çalıştır dedim. Daha hiçbir şey yapmadım. Sadece komut nasıl çalışıyor onu bir beraberce inceleyelim. Evet dedim burada. Bakın belli başlı burada değerler geldi. Şurada durum sayfasını açalım. Durum sayfasında ne diyelim? Analog skala. Buraya isim verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Ne demiştik ilk eğitimimizde? Olabildiğince açıklamalı giderseniz, bakın burada mesela analog skala diye, sonrasında programlarınızı incelemek ya da işte yeni bir şeyler eklemek daha kolay olur. Analog skala için şurada yazdığım register'ları buraya tek tek koyacağım. R3841 yani analog bilgimin geldiği register burası. Bakın hiçbir ayar yapmadım zaten otomatik olarak buraya geliyor.
R0'dan başlayıp R3'e kadar olan şu kısım bizim bir tablo oluşturmamız gerekiyor bu skalayı yapabilmemiz için. Bunun için ayrılmış bölüm burası. Hedef olarak da R50'ye, skala sonrasında R50'ye bir değer yazacağım. Yani sonucu buraya yazacak. Şunların anlamları ne? R0, R1, R2 ve R3. R0 bizim sensörümüzde, yani bize gelebilecek minimum değer. Yani örnek veriyorum, 0 ile 10 volt arasında bir sensör düşünün. Burada bizim modülümüz 14 nit çözünürlüğe sahip olduğu için bize gelebilecek değer minimum değer 0, maksimum değer ise 16.384 olacak. Peki ben bunu skala yapmak istiyorum. Yani bana böyle bir değer gelecek diyorum. Bunu alıp 0'la, örnek veriyorum, sorumuzda çünkü hani 400-450 metrelere kadar diye düşünmüştük. Bakın burada kameramızda da tekrar gösterelim. Hani vinç uygulaması ama hani olabildiğince milimetre cinsinden de yapacağım ben bunu. Şöyle diyelim, R3 de 0 ile 500 arasında bunu bize skalalandırsın. Bakın şuradaki değere dikkat edin. Otomatikman skala sonucunda gelen veri burada mevcut. Bu ne demek? Şimdi kamerada şöyle bir bakın. Sensörün bir ölü bölgesi var aslında. Bir kör bölgesi var. Ondan dolayı hani minimum ve maksimum ölçüm aralığı var. Şu an minimum aralığında bize yaklaşık işte 3000 gibi bir değer veriyor. Bu ne demekti? 0 ile 16.384 arasındaydı bu değer. Ben isterseniz şuraya, yani gelen minimum değere ortalama şöyle bir 3000 diyeyim. Bakın 3000 dediğimde gördüğünüz gibi mesafemiz neredeyse sıfıra kadar indi. Burada böyle bir dalgalanma mevcut. Fakat çok böyle hem ölçüm ya da sensör hassas bir sensör, hem ofis ortamındayız. Çok fazla böyle hani olabildiğince yaratıcı olmaya çalıştık. Şimdi şuradaki değerin mesafeye göre değiştiğini beraberce inceleyelim. Arabamızı mesela şöyle yavaş yavaş arttırıyoruz. Bakın mesela nedir bu? İşte sensöre olan uzaklığı şu an otomatik işte 300 metre diyelim buna. Normalde milimetre ama sorumuza göre metre diyelim. 400 metrelerde artık 500 metreye kadar neredeyse ulaştı. Bir de şöyle geriye doğru alalım. Yine bir 400 milimetre uzaklık var. 200. Minimuma kadar inelim mesela. 100 metre, artık sıfıra kadar düştük. Şimdi problemimizi tekrar hatırlayalım. Neydi problemimiz? Hareketli bir vincin açıklığını kontrol edecektik. 150. metrede sarı, 250. metrede ya da metreden sonra da diyebiliriz bunları, sarı yeşil, 400. metrede ise hem sarı hem yeşil ve kırmızı tepe lambaları yanacak. Yani 150, 250 ve 400. Tekrar şöyle programımı açtığımda bundan sonrası artık skalamı yaptım. Yani sensörden gelen mesafe değerini R50'de bir milimetre ya da metre cinsinden okuyabiliyorum. Daha sonrası algoritmaya göre devam edelim. Ne diyelim mesela? F tuşuna basarak fonksiyonlarımızı çağıralım. Buradan karşılaştırma komutuyla beraber büyük ya da eşitse diyelim mesela 150 metreye. Çıkan sonucumuz, yani R50. Eğer ki 150 metreden büyük ya da eşitse bana sarı lambayı yak. Hatta şuna şöyle nasıl yapıyorduk? Şuradan bir de açıklama giriyorduk. Sarı diyelim. Biraz daha şöyle büyütelim. Kameram da gözüksün istiyorum. Komutu tekrar da yazabiliriz. Fakat kolaylık olması adına kısa yollarımız vardı.
hatırlıyorsanız bakın şurada da case kopyala yapıştır olarak görüyorsunuz. Şu satır 3'e Ctrl C'ye basarak kopyalayıp satır 4'e yapıştırıyorum. Yine keza bir alta daha yapıştırayım. Hem sarı hem yeşil ve kırmızı için. İkinci metrajımız neydi? 250. Artık bunun için ayrı bir kontak kullanalım. Y1 diyelim. Ve buna da mesela işte yeşil lamba diyelim. Üçüncü adımımız ise artık 450 metrenin üzerine çıktığımda winch. Üçü beraber yanacaktı. Buna da mesela Y2 diyerek açıklamasına da kırmızı yazalım. Bir de şöyle deneyelim. Tekrar PLC deyip yazdığımız programı PLC'mizin içerisine yükleyip çalıştırıyoruz. Şurada da anlık olarak görmeye çalışalım. V50'deki değeri ya da şuradan bakalım. Şurada da keza karşımıza çıkıyor. İsterseniz şöyle yavaş yavaş mesafemizi açalım. Bakın değer 110, 120 metre diyelim buna. 150 metreyi geçti artık. Kamerayı şöyle alsam daha güzel olur. Bakın 150 metre geçtiğimizde artık sarı lamba aktif. Biraz daha ilerletelim. Artık 250 metreyi de geçtik. 250 metreye geçtiğimizde hem sarı hem yeşil. Devam ediyorum. 450 metreyi artık winch açtığında artık 3 LED'de ya da 3 lambada uyarı amaçlı sizlere yandı. Analog giriş uygulaması için böyle bir şey yaptık. Bir sensörle bir mesafe ölçtük. Şimdi ise bunu tekrar şuradan bir kaydedelim. Masa üstüne ne diyelim? Eğitim analog dedik mesela bunun içinde. Ve programı kapatıyorum. Diğer uygulamamız ise yani analog çıkış uygulamamız olacak. Burada size V2 yani servo motorumuzu öncesinde bir analog modda süreceğimize dair ayarlarını yaptık. Burada sadece PLC'mizin analog çıkışını aldık. Götürüp V2'nin analog girişlerine uyguladık. Bu şekilde servoda bir hız kontrolü yapacağız. Bunun için dilerseniz programını beraberce yazalım. Mantık gene birebir aynı. Programımızı şöyle beraberce bir inceleyelim. Bunun için de sizlere öncesinde şöyle bir demo seti hazırlamıştık. Bakın şu sağ alt taraftaki motorun analog çıkışla RPM dediğimiz yani dakikadaki devir sayısını değiştiğini beraberce inceleyeceğiz. Gene şunu şöyle sağ tarafa doğru atayım. Evet, PLC'mize bağlanıyorum. Gene otomatik kontrol deyip buradan COM 34 olarak seçtim. Tamam dedim. PLC'mizi buldu. Buradan evet dedim. Peki. Şöyle ara ara kamera kapanabilir ama deneme yaptığımızda zaten kamerayı daha net bir şekilde göstereceğim sizlere. İlk önce bu olayı nasıl yapıyoruz? Gene I/O numaralandırma kısmında bu seferki setimizde bizim FBS20MC bir PLC'miz ve gene sağ tarafında 4A2D dediğimiz hem analog girişin hem de analog çıkışın olduğu bir modül var.
Biz burada R3905'e yani analog çıkışın ikinci kanalına servo motorun analog girişini bağladık. Bu deviri yapabiliyor olmak için. Şurada sağ tuşa tıklayarak bir satır açıklaması yazalım. Diyelim ki servo, şöyle yapalım. Servo analog hız kontrol. Gene analog girişte yaptığımız uygulamaya benzer olarak 33 nolu fonksiyonu kullanacağız. F tuşuna basarak 33 nolu lineer çevrim komutunu buraya ekledim. Gene modum 0. Bakın bu sefer bir source adresi yani bir kaynak adresi istiyor. Analog girişte mesela biz bunu ne yapmıştık? R3841'den almıştık şu bölümden. Fakat bu sefer biz bunu işte bir operatör panelle girdiğimizi düşünelim. Yani bunu kullanıcı giriyor olması lazım. Bu motor işte ne bileyim 10 RPM'de dönsün ya da işte 20 RPM'de dönsün, 100 RPM'de dönsün gibi. Ondan dolayı bu source yani kaynağı ben dediğim gibi bir kullanmadığım bir register yazayım. Diyelim R0. Gene bir tablo başlangıç adresi yazmam lazım. Arada boşluk bırakmaya dikkat edin. Buna da mesela R50 diyelim. Ve sonucu da bana analog çıkışa yazacak. Bunu hatta move komutuyla beraber gönderelim. Şöyle diyelim mesela sonucunu da git bana R100'e yaz. Ve sadece bir tane analog çıkış için ben de bunu kullan. Tamam deyip komutu ekledim. Şimdi servonun enable yani servo hazır diyebilmemiz için bir dijital bir çıkış kullanmamız lazım. Onun için de Y2 yani biz burada çantada öncesinde hazırladık. Dijital çıkışlarından Y2 çıkışını aktif hale getirdiğimizde servoyu döner hale getirmiş oluyoruz. Bunun için de buraya bir açık kontak ekleyelim. Bakın mesela burada kısa yolları da vardı. Buradan tutup böyle de ekleyebiliyorduk. M0 ne yapsın? Bizim bu servo enable dediğimiz Y2 çıkışını aktif etsin. Buraya mesela işte servo 10 diyelim. Evet. Şimdi buraya kadar kısımda PLC'ye bu programı yükleyelim. Online moddayım. PLC'yi çalıştır dedim. Ve programı işlemeye başladım. Durum sayfasına yazıyorum. Diyorum ki ne diyelim mesela servo hız kontrol. Sonrasında buradan tekrar bu parametreleri yazdığım için çağırabileceğim. Şöyle her üçünü de gösterebilmek adına ekranı şöyle biraz daha kısayım. Evet. Bizim kaynak adresimiz yani dakikadaki devir sayısını gireceğimiz adres yani source kısmı R0. Yazdık buraya R0. Bir tablo başlangıç adresi oluşturmuştum. Bunu analog girişte de anlatmıştım. R50 idi bu da. R50 ile pardon fazla yazdım buraya. Şunu bir kapatıp sayfayı silip tekrar bir tane daha ekleyeyim. Analog servo hız diyelim buna da. R0 RPM adresi R50 ile 53. Az önce burada 3 yazmıştım. Ondan dolayı çok fazla register buraya koydu. R50 ile R53. Böyle kısa yolda da yazabilirsiniz. Tablomu da yazdım. Sonrasında bu skala sonrasında destination yani hedef adresim R100. R100'e bu sonucu attım. Peki bu sonuç
burada oluşacak ama bu tamamıyla bize yetmeyecek. Çünkü burada çıkan sonucu benim analog çıkışa da gönderiyor olmam lazım. Bunun için ne diyorum buraya? Gene fonksiyon çağırarak F tuşuna basıp, hatta özellikle bunu da göstereyim istemiştim. Online modda bir değişiklik yapalım bu sefer. PLC programınızı çalıştırıyorken tamam dedim. Bakın burada bir uyarı da alacağız. Bu uyarıyı her zaman dikkate alın. Yani sahada bir program yazarken bir operatör bu makinenin başında olabilir. Ondan sonra ne bileyim bir motor ya da işte bir insan sağlığı durumu olabilir. Ondan dolayı değiştireceğiniz parametrelere lütfen dikkat edin. İsterseniz bunu PLC off, stop komutuna, yani dur komutuna alıp sonrasında da yazabilirsiniz. Şu anda ben ofis ortamında olduğum için şöyle bakın sarıyla burayı işaretledi. Yani bu ne demek? Ben satır 1, satır 2'yi işliyorum ama senin şu satır 3'te sen bir değişiklik yapıyorsun şu anda. Ben şu anda burayı işlemiyorum. Eğer alt tarafında program olsaydı onları da işliyor olacaktı. F'ye bastım. Taşıma komutu neydi? Move. Move yazdım. Buraya kısa yolunu yazabiliyordunuz. Ya da işte fonksiyonun numarasıyla da çağırabiliyordunuz. Move dedim. Ve şu destination, yani skala sonrasında oluşan değerimi alıp ben bağladığım analog çıkışa aktarayım. Yani R100'deki değeri aldım. Burada R3905'e gönderdim. Ve kısa yolu olarak şu sarı rengi artık onaylayacağım ben. Yani değişikliğimi yaptım. Onaylayacağım. Kontrol, yani CTRL ile beraber W'ya bastım. Ve diyor ki düzenlenmiş olan bloğu PLC'ye kaydetmek istiyor musunuz diyor. Burada evet diyorum. Bu şu anda kayıt da tamamlandı. Tekrar durum sayfası açıp artık servomuzu yavaş yavaş bir döndürelim. Şimdi bizim maksimum, yani bu servoların 3000 RPM'e kadar dönebiliyorlar. Bu katalog bilgilerinde bu şekilde. Yani benim yazacağım adres ya da yazacağım değer minimum 0 olacak. Maksimum ise 3000 RPM olacak. Buraya yazdım. Peki çıkan sonucu komut otomatik olarak ne yapacak? 14 bitlik bir nasıl diyeyim? Analog, yani dijital analog converter yapıp analog çıkışa gönderecek. Bunun için de 0 yazdığımda 0'ı görüyor olmam lazım. Yani burada yapılacak, yani skala yapmak istediğimiz minimum değer 0 olsun. Skala yapmak istediğimiz maksimum değer ise 14 bitten geldiği için 16.384 olsun. Bakın hala herhangi bir değişiklik yok. Çünkü R0'a, yani benim kaynak adresime herhangi bir RPM değeri ben daha girmedim. Gelip burada servoya, hatta bir de şu servo enable'ı da koyalım buraya. M0'ı da koyalım. Yes, Y2'yi de buradan görelim. Servoyu aktif hale getirdim. Bakın. RPM değerinde şöyle yavaş yavaş mesela bir 10 RPM'de dönsün. Burada şöyle hatta 50 yazalım. 10 RPM'de dönmemesinin sebebi çok düşük bir değer girdiğimizden dolayı farkına varamadınız aslında. Çünkü kameranın bir çözünürlüğü var. Olabildiğince internet hızına da bağlı olarak bu değişiyor. Şu an mesela panelinizde, yani bir operatör panel düşünün. Makine başında bir operatör panel var ve motora dedi ki sen dakikada 50 devir bölü dakika dön. Bunu arttıralım mesela. Diyelim ki artık 100 ile dön. Bakın hızlanıyor. Ne bileyim 500'e falan arttırdığımızda belki görüntü size çok yavaş da geliyor olabilir. Şöyle tekrar bir 200'lere kadar daha bir indirelim. Özetle ne yaptık?
bir scala komutu kullandık. Dedi ki bu scala komutuna, ben bir kaynak adresim var, buraya bir RPM değeri gireceğim. Sen bunu 0 ile 3000 arasında gireceğin bu değeri al. Analog çıkış için hazırla. Bunu da 0 ile 16384 arasında bir skala yaptır. Sonucu da R100'e yaz. Sonrasında şuradaki, bakın, mum komutuyla beraber aşağı doğru indireyim. Bu R100'den aldığımız değeri gidip analog çıkış rejistrimize, onu da şuradan görebiliyorduk. Bakın. Oraya gönderdik. Bu şekilde analog çıkışla da servonun hız kontrolünü yapmış olduk. Şöyle biraz daha değiştireyim. Yani tekrar 50'ye indirelim. Mesela iyice yavaşlatalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kameramı şöyle kapatıyorum. Bir kez daha aynı şekilde bunları da kapatayım. Bunu da kaydedeyim buradan. Dosya deyip buradan kaydet diyoruz. Buna da eğitim servo hız diyelim belki. Tamam dedim. Ve programı da artık kapatabilirim. Şurada hatırlarsanız satır satır açıklama yapabiliyordunuz. Onun dışında mesela şuralara yani her kontağınıza ya da her register'ınıza da ayrı ayrı açıklamalar, hani öncesinde yapmanızı tavsiye ediyorduk. O da nereden yapıyorduk mesela? Bakın şuradaki eleman açıklaması kısmına gelip şöyle. Buradan projeniz başlamadan önce işte sensör, stop, ne bileyim acil stop vesaire açıklamaları yapabilirsiniz. Mesela şunu kullandığımız için burada tik işareti var. Bu neydi mesela bizim için? Servo 10'du. Bunu da buraya böyle öncesinde yazabilirsiniz. Bu programı da kapatıyorum. Tekrardan soru cevap kısmına geçebiliriz Özgür Bey. Tabii. Tekrardan yine aynı şekilde yapalım istersen. Evet, Abdullah Bey yazdı. Buyurun Abdullah Bey, mikrofonunuzu açıp sorunuzu iletebilirsiniz. Şimdi biz dedik ki 0 ile 3000 arasında bir değer girilsin. Diyelim bu 3000 değerinin üzerine bir değer yazılırsa PLC nasıl davranıyor? Herhangi bir uyarı mı verecek? Yoksa biz mi tetiklettirmemiz gerekiyor eğer bu değer çok yüksek olduğu zaman? Şöyle, komut kalibrasyon yapmaya devam ediyor. Fakat şunu yazmıştık hatırlarsınız. 0 ile 3000'i bize işte 0 ile 16384 arasında skalalandır demiştik. 3000'in üzerinde ne kadar yazarsanız yazın, 5000, 6000, 7000 fark etmez. Çıkışınız hala 16384'te sınırlanıyor. Ama burada tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Bunu engelleyebilmenizin bir yolu var. Bunu mesela operatör panel eğitiminde detaylı bir şekilde göstereceğiz ama operatör panelde bir nümerik koyarak orada işte 0 ile 3000 arasında girişe izin verirseniz daha doğru bir yöntem olur. Teşekkürler. Ercan Bey, Ercan Böre Beyefendi, buyurun sizin sorunuzu alalım. Ercan Bey, sanırım mikrofonla alakalı bir probleminiz var. Ozan Bey, üçüncü sırada. Buyurun Ozan Bey, varsa sorunuzu alabiliriz. Şimdi burada biz modülü bağladıktan sonra modüle adres atadı. Bu adresleri sanırım kendisi rastgele atıyor. Mesela biz iki tane analog dijital modülü bağladık. Bir program yazdık ama aradaki modülü çıkartmak istiyoruz. Aradaki modülü çıkarttık. Tekrar ikinci modülü doğrudan bağladık. Burada adreslerin değişme durumu oluyor mu? Yani aradaki modülü çıkarınca tekrardan ikinci modülü sadece taktığımız zaman ikinci modüle birinci modülün mesela adres değerlerini atayıp da programda bir sıkıntı yaşar mıyız? Evet.
şöyle hızlıca bir proje oluşturmayı zaten göstermiştik. Murat Bey, sesiniz çok az geliyor. Peki. Şu anda nasıl sesim? Çok daha iyi. Şu anda. Tamam. Şöyle basitçe bu sefer simülasyon modunda göstereceğim sorunuzun cevabını. Bakın orada şey dediniz ya, hani analog modüllere otomatik olarak register'lar atanıyor. Aslında bu tabii ki evet otomatik olarak ama belli bir mantığı var. Şurada yardım menüsünü hatırlayın. Yardım menüsünden özel kütüklere tıkladığımızda açılan menüde şöyle, tabii ben ekranımın çözünürlüğüyle oynadığım için biraz böyle şey çekmek durumunda kaldım. Bakın R3840 ile R3903 arası sadece analog girişler için ayrılmış. Keza aynı şekilde R3904 ile 3907 arası da, burası da analog çıkışlarınız için ayrılmış özel register'lar. Şimdi sorunuz için şöyle yapacağım. Yani bunu deneyerek göstermek istiyorum sizlere. Mesela şuradan bir modül ekleyelim beraber. Bu modüle diyelim ki mesela 2DA modülü olsun. 2DA modülünü eklediğimizde direkt atadığı şey register ilk analog giriş register'ı, hatta şuradan bakalım beraber. Bakın 3904'tü burada atadığı. İkincisi de 3905. Peki bir tane daha modül ekliyoruz buna. Öyle düşünün. Mesela o da 4DA olsun. 4 tane analog çıkış modülü olsun. Bakın sırayla devam ediyor. Yani 3905 hemen 3906 ve bu aralığı aldı. Eğer bunların arasından dediniz ya şu modülü çıkartmamız gerekiyor mesela. Projenizde artık o modülü kullanmadınız. Bunun için tabii buradan modül sil de gösterebileceğim. Şuradan modülü sil dediğimizde otomatik olarak gene hani register'ları kaydırıyor. Yani sizin programınızda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmıyor. Sorunuzun cevabını bu şekilde cevaplamış olayım. Murat Bey, bir de Ercan Bey'in bir sorusu vardı. MD ile alakalı, hatırlarsanız bir görmüştüm sizi de bir ara. Tabii MD ile alakalı soru için de şöyle anlatayım ben size. Bunun için biraz böyle hızlanacağım. Çünkü Volkan Bey'le devrediyorum konuyu. Fonksiyon 33'ü ekledim. Bakın şurada 3 tane ayrı mod var. Bunlardaki hani seçim sebebindeki amaç şu. Şurada TS'ye yazdığınız bir tablo register'ınız vardı hatırlarsanız. Bir 3 tane register kullanıyordu işte gelen minimum değer ya da yapmak istediğiniz değerlerle alakalı. Ve burada length, yani uzunluk kısmına da 1 demiştiniz. Mesela buraya 5 dediğinizi düşünün. Yani ben analog girişime gelen sensörlerde 5 tane sensör var. Bu 5 tane sensör için skala yapacağım. Eğer burada modunuz 0 olursa sadece şurada tablo olarak bir tabloyu tutuyor. Yani nasıl örneklendirebilirim? Bunu mesela 1 yaptığımızda, yani birinci moda geçtiğimizde diyelim R0 yazdık şuraya. Hatta yazalım beraber. Pardon. R0'dan R3'e kadar olan kısım ilk analog girişiniz için ya da çıkışınız için skala tablonuz. Sonrasında R4 ile başlayıp R4'ten R7'ye kadar ya da R8'e kadar olan kısım ikinci analog için tablonuz. Sonrasında üçüncü için de bu şekilde devam ediyor. Yani bu modları değiştirdiğinizde aynı anda, yani tek bir komutla aynı anda maksimum 64 tane, bakın 64 tane analog girişiniz için bir skala yapabilirsiniz. Sorunuzu bu şekilde cevaplandırmış olayım ama daha ayrıntılı öğrenmek isterseniz bizim kullanım kitapçıklarımızdan komutla alakalı örnek doküman mevcut modlarında. Bir de son olarak Abdullah Bey'in sorusu var sanırım. Onu da Abdullah Bey'den alalım, sonra Volkan Bey'le devam edelim. Peki. Buyurun Abdullah Bey. Şimdi modül üzerindeki pinleri program üzerinden algılayabiliyor muyuz? Örnek veriyorum, uzaktan bağlantıyla çok uzak bir noktadaki PLC'ye bağlandığımızda bunların konumlarını görme şansımız oluyor mu program üzerinde? Yoksa kendimizin gözle mi vermesi gerekiyor?
Peki, sorunuzu anladım. Evet, yani bunu ilk etapta jumper ayarlarınızı elle yapmanız gerekiyor. Bunu yazılımda herhangi bir noktadan değiştirme ya da sonradan görme gibi bir şansınız yok. Fatih yeni CPU'larında bunu, yani bu ayarı yeni CPU'larında yazılıma da ekleyecek. Onun da bilgisini verelim. Teşekkürler. Rica ederim. Evet Özgür Bey, eğer soru cevap tarafı tamamlandıysa soru tamam. Sunumu Volkan Bey'e devrediyorum. Tabii tamamlandı. Teşekkür ederiz size de vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Yarın ve ondan sonraki gün yapacağımız eğitimlere de katılmanızı tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sunumun geri kalan kısmını Volkan Bey sizlere anlatacak.